Merhaba, ben Atalay Tura. Yeni bir öğretim dersine daha hoş geldin. Bugün dersinde merdivenler üzerine biraz konuşacağız. İsterseniz tüm detaylara hemen başlayalım. Öncelikle geçen derste korkularımızı buraya eklemiştik ama burada merdiveni size öğretebilmek için ve korkuluklar konusunda biraz daha detay verebilmek için ben merdiveni dışarıdan yapacağım. Bir daha evi mantığında. Şimdi bunu yapabilmek için o yüzden önceki korkuluğu kaldırdım. O yüzden bunu yeniden modellemem gerekiyor sonraki derslerde. Bugün merdiven konusuna odaklanacağım. Korkuluğu farklı bir derse yeniden ele alacağız. İsterseniz zemin katta bir başlayalım. Şöyle. Biraz şöyle bakalım. Burada merdivenim var. Merdivenimin ölçüleri şöyle. 130 ve 50 santimlik bir geniş bir merdiven. Tread bakımından, basamak derinliği bakımından. Ben burada tabii ki gerçek ölçülere çok yakın çalışmıyorum. Biraz daha ferah ölçülerde çalışıyorum. Tabii ki ben buraya projede 50 olarak biraz geniş tutmuşum ama ben bunu normalde 25 ile 30 arasında yapmam gerekirdi. Maksimum 30 olacak şekilde. Ben buraya 40 planlayacağım. Biraz daha ferah olsun istiyorum. Standart merdiven ölçünün biraz dışına çıktığımın farkındayım. Şimdi architecture kısmına geldim ve buradan stair merdivene geldim. Buradan merdivenimizi şu şekilde straight yani düz kompakt merdiven şekilde modelleyeceğim. Tabii ki straight merdivende sadece düz kompakt merdiven değil, U tipi, L tipi merdivenlerde modelleyebilirsiniz. Biraz komutu gördükten sonra biraz yorum katmanız gerekir komuta. Tıklayalım biz. Biz straight merdiven mantığı yapacağız. Ben burada merdiven tipi olarak şurada type'lardan monolitik merdiven seçiyorum. Ve burada herhangi bir özelliği olmayan düz beton merdiven yapacağım. Base level baz alınacak kat, zemin kat, base. Top level üst kaçıncı katı referans alacaksın? Birinci katı. Evet, baz alacağım kattan birinci katı seçtiğim için otomatik olarak ölçü çıktı. Benim bir kat yüksekliğimi yine standart ölçülerin biraz üstünde. 3.5 şöyle geliyorum. Evet, 20 olarak girdim. Desired number of risers, istenen row sayısı 20 girdim. Ve şurada trade basamak derinliği olarak maksimum 30 girmem gerekiyor. Yani burada biraz geniş tutuyorum yine. 40 girdim. Siz tabii kendi projenize daha standart ölçüler girebilirsiniz. Evet, ben bu şekilde planladım. Apply diyorum, uygula. Şurada basamağın genişliğini de yazdım. Burada normalde standart olarak 1 metre ile başlayabilir. Standard width. Ben burada 130 olarak planladım. Burada automatic landing. Otomatik olarak ben bir sahanlık planlayacağım zaten diyor ama bu çok işime yaramayacak. Ben kendi sahanlığımı sonradan planlayacağım. Ve location line. Merdiven oturacağı lokasyonu soruyor. Nereden oturtmaya başlayalım? Ben burada extra support right. Burada dış destek olarak sağdan başla diyorum. Yani sağ atmeni diyorum çizerken. Tıklıyorum. Zaten solda katım var. Sağda merdivenim var. Sağa doğru çiziyorum. Şöyle gördüğünüz gibi oturdu. Evet, şöyle biraz geniş tuttum. Şurada 20 rises created. 20 rift yaratıldı ve 0 reaming, 0 basamak kaldı diyor. Tamam, yani merdiven total olarak oluşturuldu. Bakın şöyle total distance biraz kısa tutarsınız. Bakın geride hala 3 reaming, 3 basamak kaldı diyecektir. Ve burada vertical dikey ilerlediğinize de emin olun. Ben bu şekilde yaptım. Dedim ya ben projeyi birebir uygulamıyorum çünkü birebir uyguladığımda burada ciddi anlamda sahanlık dar çıkacaktır sonuna kadar basamak gittiğinde. O yüzden 3 boyda çok şık durmayacaktır. Bunu da tahmin ettiğimiz için ne yapıyoruz? Projenin ana temasını bozmadığı sürece biraz projede inisiyatifler kullanıyoruz. Size de kendi projenizde
çok abartmadan insetler kullanmanızı önerebilirim. Evet, bunu da yaptık. Onun dışında isterseniz işlemi bir onaylayalım, bir kontrol edelim, finish diyelim. Evet, şurada bazı sembol var, bakın şurada üst katta görünmeyen kısmı gösterirken. Şöyle biz tabii ki zigzag sembolünü kullanmayacak, zigzaklama dediğimiz. Zigzag özelliği iptal edeceğiz. Daha ülkemizde kullanabilecek, daha güzel, hoş sembollerde kullanacağız gelecek derslerde. Şu anlık merdiveni bir yerleştirmek istedim, bir görün istedim. 3 boyuta bir bakıyorum. Evet, merdivenle yapı arasında biraz boşluk var. Biraz daha dağ evi tarzına düşündüğümüz için. Şöyle siz isterseniz yapışık da yapabilirsiniz. Estetik kaygınıza göre. Evet, sonrasında evet, burada bir sağlık için bir alan oluşturulmuş. Evet, ben burada şuradaki korkuklarımı sileceğim. Çünkü bu korkuklar biraz sonra sıkıntı yaratabilir. Hatta silmeyeyim, direkt görün sıkıntı yaratacağını. O yüzden bu kısmı yeniden planlamamız gerekecek. Silip sıfırdan da planlayabiliriz. Yeni yaratacağımız sağanağa göre, alanın kısmına göre ya da var olan korkukları sağanlık oluşturduktan sonra buraya adapte edebiliriz. İkisi de sizi sonuca götürecektir artık nasıl rahat ediyorsanız. Devam edelim biz. Burada zemin kat planıma geri döndüm iki boyuta. Merdivenimi seçtim, stair. Buradan edit stair. Buradan tıkladıktan sonra burada components, komponentler kısmına geliyorum. Components ve buradan lighting, sağlığı düzenle diyorum. Sağlığı düzenle dedikten sonra burada sketch, bir taslak üzerinden mi gidelim diyor. Evet, kendi taslağımı kendim planlayacağım. Tıkladım. Evet, şimdi başlıyorum. Şöyle tıkladım. Sağlığımı oluşturuyorum. Evet ve şöyle başladığım noktaya geri döndüm. Finish'le onaylayalım isterseniz. Finish. Ve 3 boyuttan bakıyorum. Gördüğünüz gibi sağlık buraya oturdu. Tabii ki korkulun böyle bir hata yapacağını biliyorduk. Çünkü merdiven bunu hazırlanırken bu merdiven bu kendi sağlığına göre planlamıştı. Biz sonradan bir sağlık eklediğim zaman merdiven korkuları zorlandı. Bunu da ayrı çözeceğiz diğer derslerde ama gördüğünüz gibi isterseniz şunları bir gizleyelim. Kafa karıştırmasın bir konuya odaklanmak açısından. Şöyle gizleyelim. Evet, şöyle element deyip gizliyorum ve gördüğünüz gibi merdivenin üst kata düzgün şekilde oluştu. Sağlık kısmı da ferah oldu. Üst katın genişliğini baz alırsak ideal bir değerde oldu. Evet. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kolay gelsin.